Videoya başlamadan önce bu videonun çekilişte içerdiğini sizlere belirtmek isterim arkadaşlar. Projenin Discord'una katılıp ayrıca YouTube kanallarına abone olup ve videomun altına Discord adınızla birlikte yorum atarsanız eğer bu çekilişe direkt olarak katılabiliyorsunuz. Proje sahipleri bu çekilişi gerçekleştirecek ve duyurusunu yapacaklar. Toplamda 100 dolar değerinde 3 adet NFT verilecek. Bunu da kaçırmamanızı sizlere öneririm. Zaten bunun duyurusunu da sosyal medyalarımızdan yapacağız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle War of Trolls projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. War of Trolls, Vox blok zincirinde yer alan bir proje arkadaşlar. Henüz yeni bir proje ve gelişmekte olan bir proje. Gördüğünüz üzere oyun içerisinde troll, elf, şövalye NFT'leri bulunuyor. Birazdan bunların detaylarına geçeceğim zaten sizler için. Başta izlediğimiz teaser'da zaten göstermişlerdi. Yani bunları savaşacağı bir ortam olacak arkadaşlar. Bunları savaştıracağız ve bunlarla çeşitli tokenlar kazanabileceğiz. Oyun içerisinde kendi NFT koleksiyonlarımızı oluşturabilecekmişiz arkadaşlar. Yine nadir karakter kartları, beceriler, sihirli eşyalar alabilecekmişiz. Bunları piyasada yani Atomic Cup üzerinde takas edebilecekmişiz. Ya da oyun hesabımızın seviyesini yükseltip sürekli büyüyebilecekmişiz. NFT RAW bulunuyor proje içerisinde. Bu NFT RAW'ı yükselttiğimizde değerli büyülü kaynaklar çıkarıyoruz. Yine bunları piyasada takas edebiliyoruz arkadaşlar. Yeni kaynaklar yaratabiliyoruz. NFT kartları yaratıp bunları da kalıcı olarak büyütebiliyoruz. Yine NFT Deli Galaxy'yi yükseltip oyun içi ana para birimi olan Delx için mücadeleye katılabiliyoruz. Bunları piyasada işlem olarak kullanabiliyoruz ve hisse alıp NFT'lerimizi yine geliştirebiliyoruz. Projenin yol haritasına baktığımızda henüz yeni bir proje olduğunu sizlere söylemiştim zaten. Gördüğünüz üzere burada ilk satışlarını bile gerçekleştirmediler arkadaşlar. Yani Atomic Cup üzerinden bir NFT satışı gerçekleştirecekler. Yine Liquid Havuzu'nun da ön finansmanını burada yapmayı planlıyorlarmış. İkinci aşamaya baktığımızda oyun özelliği Stake RAW, büyülü kaynakların çıkarılması, karıştırıcıya erişim, yani blendler bulunacak oyun içerisinde. Bunlarla aynı NFT'leri birleştirip farklı NFT'ler kazanabileceğiz arkadaşlar. Yine airdroplar gerçekleştirilecekmiş ve oyun jetonlarının alkolda listelenmesi gerçekleştirilecekmiş. Üçüncü aşamada gördüğünüz üzere oyunun beta testi çıkacakmış arkadaşlar ve ana jetonun yani Delx jetonumuzun madenciliği de başlayacakmış. Yine çeşitli beta testlerinin burada başlayacağını bizlere bildiriyorlar. Soru cevap kısmına baktığımızda oyunun zaten Vox blok zinciri üzerine inşa edildiğini sizlere bildirmiştik başta. Oyuna giriş yapabilmek için Graymas.com ya da Vox Wallet kısmını kullanabiliyoruz. Buralardan cüzdan oluşturup oyuna giriş yapabileceğiz arkadaşlar. Kazanç kısmına baktığımızda kazanmanın birkaç yolu var diyorlar. Sınırlı indirimlere katılın yani satışlara katılıp kazanç elde edebilecekmişiz. Yine çeşitli NFT kartları oluşturup bunları takasta kullanabilecekmişiz. Oyun jetonlarını alıp bunları yine takas edip para kazanabilirsiniz diyorlar. Yine mağaza kısmına baktığımızda gördüğünüz üzere NFT kart setleri bulunuyor arkadaşlar. Ve bunları airdrop yoluyla satın alabiliyormuşuz. Bulunan paketler elf, troll, ork ve savaşçı olarak ayrılıyor. Tabi bunlarla oyuna başlıyoruz arkadaşlar. Oyuna başlama paketleri bunlar. Kahramanlar kısmına baktığımızda yine söylediğimiz üzere
Elfler bulunuyor, troller bulunuyor, orklar bulunuyor ve warrior'lar yani savaşçılar bulunuyor oyun içerisinde. Yine madencilik kısmına baktığımızda burada çeşitli NFT'ler bulunuyor arkadaşlar. Rao'lardan, Deli Galaksilerden vesaire bahsetmiştik sizlere. Bunların dağılımı burada yer alıyor. Ve beceriler yani skill kısmına baktığımızda Attack, Super Attack, Defense ve Super Defense gibi NFT kartları bulunuyor. Bunları da kullanarak NFT'lerimizi güçlendirebiliyoruz. Tokenlar kısmına baktığımızda oyun içerisinde 4 adet tokenımız bulunuyor arkadaşlar. Fakat oyunda ana para birimimiz Delix token yani Deligaxi token olacak. White paper'larını incelediğimizde burada token dağılımından vesaire bizlere bahsetmişler. Totalde 103 milyar tokenımız bulunuyor arkadaşlar oyun içerisinde. Tabi bunlar sadece Delix tokenlar. Bunların dağılımı ise developer'lara oyun içerisindeki dağılım ve stake dağılımları olarak ayrılmış arkadaşlar. Oyunun diğer tokenlarına baktığımızda 3 adet token bulunuyor. Bunları oyun içinde kullanıyoruz arkadaşlar ve bunlar da sürekli yakımlar gerçekleşecekmiş. Yine burada baktığımız üzere Deligaxi token'ın 103 milyar olduğunu bizlere belirtiyorlar. NFT kartlarına baktığımızda burada level'a göre dağılımları bizlere verilmiş. Level 1 bir karakterin canı 500 iken Level 2'nin 600 olarak gidiyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere zaten level'ları arttığında kazanç çarpanı ve can miktarı da artıyor. NFT kart mining kısmına baktığımızda burada bu kartlarla madencilik yapabiliyoruz arkadaşlar ve burada level'lara göre hash rate'leri bizlere verilmiş. Yine raw kartlara baktığımızda ise burada level'lara göre verdiği oranlar vesaire bizlere verilmiş arkadaşlar. Skills kısmında yine level'lara göre defense ve verdiği can miktarı burada bizlere verilmiş. Tabi leveller arttıkça bu miktarlar da artıyor arkadaşlar. Tabi bu defense kartları için geçerli. Atak kartları içinse bize atak gücü veriyor ve buna ek olarak can miktarımızı arttırıyor. Yine burada gelecek mining kartlarından yani premium kartlardan vesaire bahsetmişler. Bunları da aldığımızda artı %100'lük bir hash rate oranı arttırabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar da gerçekten oyunu oynamak isteyenler için güzel olaylar diyebiliriz. Yine gameplay kısmına baktığımızda burada Resource, Deligaxi ve Arena kısmını görüyoruz ya. Buna ek olarak karışım yani NFT'lerimizi yükselteceğimiz kısımlar da bulunuyor. Oyun içi görsel bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Twitter'larına baktığımızda 436 takipçileri bulunuyor. Henüz çok erken aşamada bir proje arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz üzere çeşitli çekilişler düzenliyorlar. Bu çekilişlere de katılıp free bir şekilde kazanç ya da rol elde edebilirsiniz. Şu anda burada gördüğünüz üzere 3 adet special NFT dağıtıyorlar. Bunlara da dediğim üzere katılıp kazançlar elde edebilirsiniz. Benim oyun hakkında sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Autonomy is an illusion.